kamuda tasarruf maddeler açıklandı. Şahit oldunuz mu bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda ekonomiye dair? Ne yapacaklar? Araba almayacakmış. Diyanet İşleri Başkanı'nın altındaki arabalar ne olacak? Bakanlarda yardımcısında bir Mercedes. Hepsinde var. Niye 20 senedir yapmıyorlar da şimdi yapıyorlar? 20 senedir görmedim bu halk bunların bindiğini. Gördüm. Ama ya, destekledik. Desteklemesek ne olacak? Kim destekledi? Hani 22 yıldır oy veriyor bu halk. Ya, veriyor. Hakkıyla mı alıyor o oyları? Şu anda fos gibi söndü her şeyler. Fos. Aslında var ya hiçbir şey yapmadı. 20 sene bu iktidar hiçbir şey yapmadı. Ne yapmadı biliyor musun? Türkiye'nin her yerini sattı. Devletin parasıyla yapıyor gibi gözüktü. Araplara parayı yedirdi, bitirdi. Para bitti. Hadi bakalım görelim senin. Niye yapamıyorum şimdi? Domatesi bile, soğanı bile millete şey bıraktı ya. Ne olacak böyle? He. 2000'den önceki durum bundan daha iyiydi. Parası olan yine vardı. Parası olan da olmayana yardım ediyordu. Şimdi anasına bile bakmıyor kimse. Daha ne diyeyim ben? Ne olur bu tedbirlerden sonra, tasarruf tedbirlerinden sonra? Akıllı olacak şimdi. Oy alan taraf akıllı olacak. O birinci dönemdeki yaptığı belediyeciliği yapacaklar. Evet. İstanbul'da kent lokantaları, ekmekler, bilmem neler, ucuz emekliye et, bilmem ne yaptılar. Bunun devamını Antalya'da da, Denizli'de de, Afyon'da da, eskiden İzmir'de Tansaç vardı belediyenin, ucuz. Açsın işte belediye, bu da açsın. Aç şuralarda en güzel yere bir halk alsın ya. İnsanlar hala aç yani. Memnun olanlar da var halinden, ya şimdi denk geliyoruz. Memnun olan falan yok. 4-5 kişi çalışıyor, ev, anadan babadan bir evleri var. O tiplerin dışındakilerin hepsi tehlikede. Sonumuz hayır olacak. Güzel günler gelecek. Ateşi yaktı İmamoğlu. Şimdi zannediyorlar ki Özgür Özel başkan. Esas başkan o. Adamın kralı millet. Millet var ya. Yiyecek adamı ya. Erken seçim tartışmaları var şu günlerde. Olmaz seçim. Erken seçim ya. Niye biliyor musun? Bir 4 sene daha bu adam beceriksizliği gözüksün. Hiçbir şey yapamıyor kardeşim. Neyine dolanıyor? Heyecan bitti. Her şey bitti. Para bitti. Parasız güzellik olur mu? Bu adam yemek yiyecek, torununa bir şey alacak. Yoksa bu hepsinden kaçıyor. Yani AK Parti iktidarın sonu geldi diyorsun. Yani heyecan bitti. Yok yani artık üretemiyor artık. Bitti. Abi alalım sizin de yorumlarınızı kısaca. Bu hükümet bundan sonra bu gemiyi gördemeyecek. Hiçbir verdiği sözü tutmuyor. Ta 28'de ta geçen memurlara verdiği zamdan beri sözünü yerine getirmiyor. Sözünü hatta adını bile anmıyor. Yani öyle gözüküyor. Mehmet Şimşek ne dedi? Bu kamuya açıklanan bu reform göstermelik reform şeyleri. Bu da tasarruf. Tasarruf. Bugün açıkladı herhalde onu. Bir hafta önce mi? 10 gün önce mi? Mehmet Şimşek çıktı. Biz dedi zenginlere dedi desteğe devam ettireceğiz. Hani paranız yoktu? Ha? Aldınız mı? İmamoğlu dağıtıyor mu emeklilere? Abi dağıtsın dağıtmasın. Dağıtsın o beni ilgilendirmez. Ben Tayyip'in vermiş olduğu sözü yerine getirmemesi ilgilendiriyor. Doğru mu? O konuşuyor da ben 22 senedir ona oy verdim. Biliyorum daha önce konuştuk biz. Konuştuk değil mi? Bu 28 Mayıs'ta ben ona verdim ama bu seçimde vermedim. Fikrinizi değiştiren neydi abi? Verdiği sözleri yerine getirmemesi, ekonomiyi bozması, faizleri düşürdü. Faizleri düşük faizle millete parayı dağıttı. Zenginlere parayı aktardı. Enflasyonu patlattı. Ceremesini bize çektiriyor. Şu anda ceremesini biz çekiyoruz. Var mı bunun başka açıklaması var mı? Çünkü ben 22 senedir ben bu adama oy verdim mi? Ne oldu da ben caydım bundan? Hayır ne oldu? Deli miyim ben? Deli değilim. Pişmanlık duyuyor musunuz peki desteklediğiniz için? Duyuyorum da böyle erken seçim olsun gidemem mi? Yani tabii canım çünkü sözünü tutma bak yine duymadım, görmedim, işitmedim. Şimdi bütün derdimiz bitmiş anayasa. Ya anayasayla işimiz mi var şimdi ya? Sen önce ekonomiyi düzelt. Şimdi hangisi acil bunun? Bir dakika hangisi acil bunun? Ekonomi mi? Para yok diyorlar. Antalya'da 22 katlı kavşak yapacak oluyorlar. Hani para yoktu. Para yoksa madem açık frene basarsın. Bir frene bas. Bak frene bas. Yatırımlarını durdur. Doğru mu? Yatırımlarını durdur. Açık vatandaşına bir şöyle göz at ya. Ne yapıyor bu adamlar? Boşanıyorlar mı? Ayrılıyorlar mı? Geçinebiliyorlar mı? Ne yapıyor bu adamlar ya? Eğer geçince neden bozulur? Hadi yan gelir olanlar için önemli değil. Arkadaş demin geçti ya. Esti gürledi geçti. Kiralar pahalandı. Ev sahipleri atıyor. Tamam işte. Ev sahipleri diyor ki ben çık oğlum geliyor, kızım geliyor, damadım geliyor. Yeter artık yeter. Gerçekten yeter. 2002'den önce
reis diyoruz biz, hala da reis diyoruz. 4 simit hesabı yaparak geldi. Şu anda 4 simidin hesabını bir daha yapsın benim gözümün önünde. Ben onu tebrik edeceğim. 4 simidin hesabını Ecevit'i çok eleştirdi. Acımasızca eleştirdi, ben de gördüm. O zaman biz de kızdık, destek verdik tabii. İşin gerçeği zırf ekonomiydi. Şimdi 4 simit hesabı yapmaz oldu. Niye? Bir yap ya, biz de görelim ya. Hiç başka bir şey yemeyecek adam. Ne kira ödeyecek, ne pazara çıkacak. 4 simit çay içecek. Hepsi bu. Simitçe gelecek, simitle gidecek. Bir diyor 10 lira para yetiyor mu? Bakın. Bir hesaplasın ya. Bir sürü ekonomisti var yanında. Bir sürü ekonomistler var bak. Yanında danışmanları var. Bir sürü maaş alıyorlar. Bir kere var ya, çok basit bir örnek var. Bir dönem milletvekili yapıp da ömür boyu bir maaş bağlanma. Bize 25 milyonu nasıl dayadıyorsa, yaşı nasıl dayanıyorsa, dayadırıyorsa, bir dönem milletvekili yapıp da ömür boyu biz onun 7 ceddine bakmak zorunda değiliz. İptal edin kardeşim, işte emeklilerin maaşı ortaya kabak gibi çıkacak. Nedir yani, neyin nesidir bu? Çok şeyden şikayet ettiniz abi, yıllardır oy verdim AK Parti'ye dediniz. Yani verme sebeplerinizin ana sebeplerinden biri ana neydi? Ana sebepler yani? Ekonomi işte. Ekonomi. Tamam. O zaman iyi diye veriyordu. Ama şimdi kötü diyorum bak. Ben kötü diyorum. Ama hiç düzeltmek için de bir çaba görmüyorum. Zırf emekliye gözü dikti, çalışana gözü dikti. Neymiş? Para vermeyeceğim. Verme parayı, ne olacak vermesin? Biz de sana vermeyeceğiz. Bu kadar basit. O zaman dedi ki bir sene kala ben veririm zamı, kandırırım emeklilere. Biz salaz ya. Biz salaz yani. Biz ona yine oy veririz. Öyle şey var mı ya? Böyle oldu. Öyle zannediyor. Şimdi onlar öyle okuyor. Seçimden önce de biz sürekli onları destekledik. Onlar algıyla kendi kanallarında ellerinden geldiği kadar emekli programını yapmamaya çalıştılar. Görmezlikten geldiler. Bilinçli olarak görmezlikten geldiler. Ama seçimde gördüler. Ondan sonra biz nerede kaybettik? Sen kaybettiğin yer belli zaten. Okuyup üfürmeye gerek yok ki. Hani hoca tutmaya da gerek yok. Affedersin, şey tutmaya da gerek yok. Nedir o? Danışman tutmaya da gerek yok. Emekli maaşınız sizin mesela yükselse, bir insani seviyelere gelse, oy verir misin? Ben geleceğine umut etmem. Bundan gelmeyecek abi. Olmayacak. Çünkü niye? Bak buraya geldi. Antalya'da geldi, miting yaptı. Her sene mitingine giderdim. Gitmedim. Yine de geldi, birikti bayağı maşallah. Yine topladı yani mitingine. CHP'nin mitingi o kadar kalabalık değildi ama kazandı. Fark var işte. Demek onun bütçesi daha geniş işte. Sağdan soldan adam getirdi. Doldurdu miting alanını. Bizim gibi merkezdekiler gelmedi. İşte ben de onu diyeyim abi, ben de onu izah edeyim. Ya abi, sana ben bir şey diyeyim abi. Bir ülkede sen emekli maaşını %70'lerden %28'lere hesaplamasını düşürmüşsün. Zaten kafada adam emekli olsa, 7200'den emekli olsan senin alacağın 5800 lira maaş. Ne oldu? 5510 sayılı yasaya göre sana devlet destek verecek. Ne oldu? 10.000'in altındasın. Ya kardeşim sen önce kök maaşı düzelt. Şimdi anayasanın aciliyeti var mı? Var mı? Sence var mı arkadaşlar? Burada herkese sorayım mı? Anayasanın aciliyeti var mı? Zaten aynen dediğin gibi. Aynen dediğin gibi. Önce vatandaşını düşün ya. Bir dön arkana bak ya. Bu sadece adalet olur. Bak adalet var. Adaletten vazgeçti abi. Dört simit fakir fukaradan oy aldı geldi abi. İnsanları, şimdi zenginlerin partisi oldu. İki yolu vardır. Bir, insanları cahil ve eğitimsiz bırakırsınız. İki, insanları aç bırakırsınız. İnsanlara bu şekilde hükmedebilirsiniz. Ve şu anda biz bu şekilde yönetiliyoruz. Bakın şurada emekliler oturuyor. Bir bardak çay içemiyorlar maalesef. Suç bizim. Suç bizim. Biz böyle yönetilmeyi biz tercih ettik. Duyuyor musunuz ben açım diyen biri? Ya bunu iki sebepten diyemiyordur, ya halinden memnundur, ya da korktuğu için. Bu kadar basit. Ama bu iş nasıl değişir? İşte yavaş yavaş insanlar uyanıyor diye düşünüyorum. Yani son belediye seçimlerinde tepki oyları oldu. Bu genel seçime yansırsa belki bir şeyler değişir. Yansır mı peki abi tahmininiz? Çok ümidim yok. Çok ümidim yok. Çünkü her şey böyle başa baş giderken bir anda işler tersine dönüveriyor. Bunun farklı sebepleri var. Dile getiremiyoruz maalesef neler olduğunu. Sayın Cumhurbaşkanı gidip başka bir isim geldiğinde Türkiye batmaz abi. Türkiye yok olmaz. Bugün hiç vazgeçilmeyecek isimler geldi geçti. Dünyada da büyük liderler değişti. Ülkeler var olmaya, sistemler var olmaya devam ediyor. Siz bir çalışan çark, bir sistem ülkeye bırakırsanız baştaki ismin hiçbir önemi yok. Sistem çalışmaya devam eder. Örneğin bir araç alıyorsunuz, siz sürüyorsunuz, eşiniz sürüyor, çocuğunuz sürüyor. Sistem devam ediyor. Bu da bunun gibi. Yeter ki bir sistem oluşsun. Tekrar diyorum, insanlara hükmetmenin iki yolu vardır. Bir eğitimsiz bırakarak, iki aç bırakarak. Şimdi bugünkü konularımızdan birisi de kamuda tasarruf tedbirleri açıklandı biliyorsunuz. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyor halk? Abi tasarruf tamam, halk tasarruf ediyor bence şu anda.
her konuda her konuda tasarruf ediyor. Esas tasarruf etmesi gerekenler etsin. Bakın belediye seçimlerinden sonra belediyeler tek tek mal varlıklarını, belediyeye ait kamu araçlarını satmaya, kiralamaya başladılar. Bence gereksiz. Mesela Diyanet İşleri Başkanı'nın o kadar aracının olması çok mu gerekli? O kadar zırhlı araçlara binecek kadar çok mu düşmanı var? İtibardan taviz olmadı mı? Yani tamam da halka da paylaşalım madem. Halkı da doyuralım. O dana pirzolaları, ne bileyim manda yoğurtlarını halka da ikram edelim. Onlar da tadına baksınlar. Söylenecek çok şey var ama inşallah insanlarımız bazı şeylerin yavaş yavaş farkına varmaya başlıyorlar. Ben şunu kötülemek, bunu iyi demek için söylemiyorum. Ama görünen bir şey var şu anda. Bana göre genel tablo kötü. Ekonomik açıdan da, siyasal açıdan da kötü bir tablo var. Şunu dediniz, halk bazı şeylerin farkına varmaya başladı dediniz ama evet. Kötü olan şu burada. Cebine dokunduğu için halk birazcık ses çıkarıyor. Aynen, evet. Ama ona gelene kadar birçok evet. Şey vardı aslında. Yani konuşacak çok şeyler var. Aslında bu vakıflarla, şeriat, cemaatlerle ilgili çok söylemek istediğim şeyler var ama maalesef siz de biliyorsunuz ki söyleyemiyoruz. Bir şeylerin üstünü örttüğünüz zaman bir gün gelir o üstünü örttüğünüz şeyden ötürü siz mağdur olursunuz. Konuşmazsanız sesinizi duyuramazsınız. Adalet herkese de lazım. Muhalefete de lazım, iktidara da lazım. Sıradan insana da lazım, profesöre de lazım. O yüzden adaletin olmadığı, adaletin sağlanamadığı yerde başka şeyden söz etmeye gerek yok. Yani bugün insanlar neden sadece cebini düşünüyor, neden sadece karnını doyurmayı düşünüyor? Bunları bir sorgulamak lazım. Yani emekçi insanlar gerçekten emeklerinin karşılığını alabiliyorlar mı ülkede? Maalesef bana göre alamıyorlar. Yani bugün bu şu da demek değil aslında. Askeri ücreti bugün 50 bin lira yapsanız yine hiçbir şey değişmeyecek. Aynı yani eriyecek. Ben bunu biz arkadaşlarımız arasında konuşuyorduk. Benim öngörüm zam yapılmadan önce 3 ay dayanabileceğiydi. Bu zammın en fazla 3 ay. 3 ay bile olmadı maalesef. 1,5 ayda. Maalesef eridi. Öyle bir sıkıntı oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ekonomiye dair konuşuyoruz. Kamuda tasarruf açıklandı biliyorsunuz. Şahit oldunuz mu, duydunuz mu bilmiyorum. Kamuda tasarrufa gidiliyor. Vatandaş ekonomik gidişatı ve bu konuları nasıl değerlendiriyor bunu soruyoruz. Memnun muyuz efendim gidişatta? Nasıl ekonomik tasarruf yapacaklar ki yani? İşte gereksiz araba alınmayacak, gereksiz işte yapılar yapılmayacak, gereksiz yerler kiralanmayacak gibi bir takım tasarruf tedbirler açıklandı. Pek inandırıcı gelmiyor. Yani şöyle düşün, müdürün şoförü var, müdürün sekreteri var, sekreterinin şoförü var. Yani onun aracı var. Devlete o kadar kamu yükü çok ki yani zannetmiyorum başaracaklarını. Çünkü çok zor, bitmiş. İnandırıcı gelmiyor yani. Bir de böyle bir durum var son günlerde. Yani hükümetin yaptığı açıklamaları halka sorduğumuz zaman halkta güven kalmamış. Yani bunu görüyoruz sokakta biz. İnsanlar inanmıyor, güvenmiyor bu tarz şeylere. Yani halk yorgun, bitmiş bir halde. Ne bileyim artık beklentisi de yok. Hükümetin bir şeyi düzelteceği 20 yıldır, 25 yıldır başta ama pek de düzeltecek gibi durmuyor yani. Umut da kalmadı, halkın umudu da kalmadı. Onlarda da umut kalmadı yani çünkü onlar da başaramayacaklarını biliyor, yapamayacaklarını biliyor. Öyle gözüküyor sadece halka iyi hava, atmosfer pompalıyorlar. Başka bir şey yok. Oraya kısalım, buraya kısalım. Yani bir de şöyle yani yüksek bir faizle ülke ekonomisi asla düze çıkmaz. Yani çünkü faiz üretim olmaz. İnsanlar parası olan gider, faizle yatırır. Trilyonlarca parasını bir ticarete koyup zarar etme, batma durumu var. Ama hazır parayı yemek daha kolay. Yani bu sistemde ülkenin ne kalkınabilir ne de düze çıkabilir bu politikalarla. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan faize de karşıydı. Ben görevde olduğum sürece faiz yükselmeyecek. Hatta NAS var gibi şeyler söylemişti. Evet yani o NAS hangi kitaba göre uyguluyorlar ben anlamadım gitti yani. Ya bu ekonomi çok sorunların işleri ya. Allah yardımcıları olsun. Ben sokakta insanlarla konuşuyorum daim olarak abi. Yani siz değil, sizden başka insanlar da gidişattan pek memnun değil. Evet. Ama halkın hesap sorabileceği tek yer sandık aslında. Bundan bir yıl önce genel seçim yaptık. Sonuçlar çok sürpriz değildi yani. %52 devam dedi bu halk bu düzene. Yani madem memnun değiliz, halk seçiyor. Yani böyle de bir tablo var. Geçen dönemdeki almasının tek sebebi seçim kaybediyordu zaten. EYT'ler sayesinde kazandı. Yoksa ki gittiydi. EYT emekler sayesinde de kaybetti. Zam vermediği için. Bir dahaki dönemde de herhalde gider gibi geliyor. Memnun olanları da görüyoruz biz sokakta. Yani daha iyi olmaz deyip geçmiş günlerden örnek veriyorlar. Geçmiş yıllardan. Çünkü iyi olan
diyen insanların bankada parada faizi vardır. 10 tane dairesi vardır, dükkanı vardır, kira geliri vardır. Yani durumu iyidir, karnı tok, sırtı pektir, ona koymaz. Nerede erken seçim tartışmaları var? Yani erken seçim olmalı mı? Önce bir bunu sorayım size. Ya bence erken seçim için çok erken. Niye? Çünkü yeni bir seçimden çıkmış hassaten yorumu. Bir ekonomi daha sıkıntı gelecek. Tekrar bunun üzerine ek vergiler yüklenecek. Artı bir de gelen iktidarın durumu çok zor. Yani kime devretsek borçlu bir devleti devrediyoruz. Bir çekilmiş el bomba biraz. Bir çıkılmış el bombası. O da başaramazsa ikinci dönem o da gidecek. Niye? Çünkü bu kadar borç yükünü sırtına alacaksın. Ülkeyi düze çıkartacaksın. Yani çok zor gözüküyor. Bu yerel seçimde biliyorsunuz ilk defa bir sürpriz yaşadık. Yani yılların ardından CHP sandıktan birinci parti olarak çıktı. Bu rüzgar yapılacak olan genel seçime yansır mı acaba? Pek de sürpriz değil. Halk bıktı, mecbur kaldı, verdi. Ama önümüzdeki seçimlerde de alır zannedersin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bizim gençliğimiz bitti abi zaten. Yani bizim... Ya abi 20 yaşındayım da abi benim... Abi gençliğimiz bitti. Bak ben tek çocuğum. İki tane emekliye bakıyorum. Ben gurbete gelmişim buraya. Anladın mı? Bizim yani burada hakkımız... Biz böyle yaşamak istemezdik abi. Yani bizim yaşımızdaki yurt dışındaki insanlar hayatını yaşıyor. 18'ine başladım yani, yurt dışında geziyor. Abi benim yurt dışındaki insanlar ne fark? Abi saçlarım beyazladı ha. Yani yok abi yok gerçekten. Hani ben bu yaşta bunları çekiyorsam bunlar ne annemin suçu ne babamın suçu. Çok şükür herkesin ailesi elbet güzel yetiştirmiştir ama ya benim yurt dışındaki çocuktan ne farkım var? Ben bir ne eksiğim var abi? Benim tamam motorum var eyvallah ama gezemiyorum abi. Benzin olmuş 50 lira. Yani her şeyde bir şeyimizi engelliyorlar yani. Bir 3 kuruş para kazanıyoruz o bir çıkıyoruz dışarı bitiyor. Bizim eğlencemiz yok. Çalış çalış nereye kadar? Yani mutluluğumuzu çaldılar abi. Geldik abi, gülemiyoruz yani. Sen bir yaştasın, 20 yaşındasın. Çok karamsar şeyler söylüyorsun. Tabii normal de. Ya hayatın güzel şeyleri de var. Bak bizim ülkemiz gerçekten çok güzel bir yer. Ama şimdi bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur demişler. Şimdi bu ülkeye bakmazsan bu ülkenin halkı ne yapacak? Çiftçisi sürünüyor. Halkı sürünüyor, her şey sürünüyor. Emekliler zaten hayatı bitti. Onların da parası pulu kalmıyor. Gittik kabul ediyoruz. Zaten... Bunları herkes kabul ediyor ama bu durumda olmamızın sebepleri tartışma konusu. Şahit oluyorsundur. Dış güçler diyorlar. İşte esnaflar yapıyor bunu diyorlar. Falan geçeceksin abi. Dış gücü geçeceksin. Çünkü bu ülkenin başında kimse, bu ülkenin başında Trump yok abi. Ya da ben yokum. Bu ülkenin başında kimse o sorumludur. Bu ülkeyi niye o zaman Kemal Paşa varken niye böyle olmuyordu? Adam bir ton savaş varken evindeki halıyı gidiyor sadece annesine bir kuruş para ailesine veremiyordu annesine. Her şeyi bu vatana parasını veriyordu. Ailesine bir kuruş para gönderemiyordu. Ama nasıl görüyorsun şöyle? Geleceğe baktığında nasıl görüyorsun? Ülkenin geleceğini. Şahsen kardeş senin bir geleceğin abi, görüyor musun? Şu anlık ben bir gelecek göremiyorum. Şu hayalim var. Benim tek hayalim ne biliyor musun? Benim tek hayalim annem babam mutlu olsun. Benim başka bir hayalim zengin zaten öyle bir hayal kuramam bile. Hayal bile yok. Gerçekten bunun için yaşıyorum abi. Yani 3 kuruş para alıyorum. Örnek veriyorum maaşım 5 liraysa 4 lirasını onlara veriyorum. Ya diyorum ben içmeyeyim. Su bile suyumdan bile kısıyorum abi. O kadar olduk. Gerçekten hiç abartmıyorum bak. Siz de görüyorsunuz abi. Ekonominin siz de farkındasınız. Bu cennet yani vatanı bu... abim. Bu cennet vatanı. Bu cennet vatanı biz yaşayamıyoruz. Sabahtan beri sahilde geziyoruz abim. Türk göremedik. Bir tane abi geldi yani gitar çalıyordu dedik belki onu dinlersin Türkçe parça söyler adam İngilizce çal abi Türkçe çalsana dedi. Olmuyor abi olmuyor. Vatan bu memleket gitti abi vallahi artık gitti. Sağ artık sağ sol çatışmasından da çıktı abi yani ben tarafsız olarak söylüyorum. Yani kim gelirse gelsin artık bu ülkeyi kurtaramayız. Yok abi umut yok. Abi, yabancılar çekilirse bu ülke kendine gelir. Ne ar kaldı, ne namus kaldı, ne bet kaldı, ne bereket kaldı. Onlar o dolarlarını, eurolarını alsınlar da işte ondan ötesini siz anlar. Ülke kalmadı ülke. Yazık şu gençlere yazık. Teyzem öyle diyorsun da ülke kurtulur. Olay bu.